İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 29. toplantısı Alexander Tsinker. Bakü Barış Antlaşması istemiyor. Artsa insan Hakları Savunucusu, Artsah'a geri dönüş konusu öncelikli gündemde yer almalıdır. Hajat Sirekanyan, Ani ve Şirakavan başkentlerinin savunucusu Dignis Kalesi. Fransa'da 8 Eylül'de Doğu Ermenistan'a adanmış Kültür ve Danışma Günü düzenlenecek. Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit'ten sağ kurtulanların okul anıları. Batı Ermenistan, 19. yüzyıl aynası. Batermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 29. toplantısı 2 Eylül'de gerçekleşti. Oturumu Batermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosya'nın selamlayan konuşmasıyla açıldı. Bayan Devlet Başkanımız yaz üniversitesinin anlam ve önemini vurgularken bunun yanı sıra 8 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinliğin fonksiyonlarını da dile getirdi. Bayan Devlet Başkanımız ve Ulusal Konsey Başkanımız törende Batı Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti bayraklarının hazır bulunacağını bildirdiler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Agabramyan etkinlikte 5 kişinin Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığını alacağını duyurdu. Ulusal Konsey Başkanı devlet başkanımızın imzasıyla onaylanacak bir sanat, kültür ve miras konseyi hazırladığını bildirdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan Yan ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gomidas Vartabet'in adını taşıyan madalyanın hazır olduğunu ve bu madalyanın Batı Ermenistan için yaratıcı ve kültürel faaliyetleriyle öne çıkanlara verileceğini bildirdi. Abrahamyan Gomidas Vartabet'in adını taşıyan bu madalyanın ölümünden sonra Samvel Garabetyan'a verileceğini bildirdi. Bayan Devlet Başkanı Margosyan ise bu konuda memnuniyetini dile getirdi. Oturumun sonunda Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Zinvoragan, Bosnubar ve Gombidas Vartabed adlı 3 değerli madalyası hakkında konuştu. İsrail'deki Doğu Avrupa Enstitüsü ve Bağımsız Devletler Topluluğu Direktörü Alexander Zinker, Alfa Nifse verdiği röportajda Bakü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Doğu Ermenistan'ın barış antlaşması yapmakla ilgilenmediği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Sinker, Doğu Ermenistan'ın silah almasına Bakü'nün tepki vermesinin şaşırtıcı olduğunu, ancak Bakü'nün silahlanmaya milyonlarca dolar harcayıp savaş başlatmasına tepki verilmediğini kaydetti. Doğu Ermenistan Anayasası'nın Bakü'nün iradesiyle değiştirilemeyeceğini vurguladı. Sinker'e göre Minsk grubu istikrarsız davrandı ve gerçek sonuçlar vermedi. Ancak Arsah halkının sorunu hala çözülmedi. Evlerini terk etmek zorunda kalmış olanlarına rağmen bunun nihai olup olmadığı henüz bilinmiyor ve Minsk grubunun hala önemli bir rol oynaması mümkün. Uzman Alexander Sinker'e göre Bakü her defasında taleplerini artırmaya çalışıyor. Sinker, Özetlemek gerekirse bu durumda barış antlaşmasını imzalamak istemeyen Bakü'dür. Son savaşı kazanarak daha fazla güce ve silaha sahip olarak taleplerini artırmaya devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş koşullarında mevcut uluslararası gerginlik onlara Doğu Ermenistan'dan müzakerelerde yeni tavizler alma fırsatı veriyor. Ermeni liderliği anlaşmayı imzalamaya çalışsa da Bakü bu süreci geciktiriyor ve taleplerini giderek artırıyor diyerek sözlerini şöyle tamamladı. Aliyev'in bu açıklaması şaşırtıcı değildi. Çünkü daha önceki konuşmalarıyla özellikle de Türkiye temsilcileriyle yaptığı toplantılardaki konuşmalarıyla uyumlu. Artsah İnsan Hakları Savunucusu G.M. Stepanyan, kendi kaderini tayin hakkı tanınmadan artsaha dönmenin imkansız olduğunu ifade ediyor. Artsaha dönüş hakkı konusu öncelikli olarak tartışma gündemine alınmalıdır. Artsah İnsan Hakları Savunucusu G.M. Stepanyan, bu açıklamayı Artsah Bağımsızlık Günü'nde gazetecilerle yaptığı sohbette dile getirdi. Stepanyan burada geri dönüş hakkından bahsetmeyi bırakmayacağım ve geri dönüş hakkını kendi kaderini tayin hakkıyla ilişkilendirmeyi bırakmayacağım. Kendi kaderini tayin hakkı tanınmadan geri dönüşün kesinlikle imkansız olduğuna eminim. Aksi takdirde artahı 5-6 gün içinde boşaltmazdık şu anda bu konunun gündeme alınmasını öncelikli olarak ilan ediyoruz. Gelecekte de zaman içinde ortaya çıkabilecek tüm seçenek ve fırsatları tartışacağız dedi. Tarihi materyaller araştırmacısı Hacak Sirekanyan, Facebook sayfasında bir video yayınladı ve şunu yazdı. Sınırdaki Soğuk Kale, Ani ve Şirakavan başkentlerinin savunucusu Dignis Kalesi. Bir zamanlar güçlü olan kale, Büyük Hayk'ın Ayraratı dünyasının Şirak vilayetinde yer alıyordu. Antik çağlardan beri varlığını sürdürüyordu ve 9. yüzyılda Bagratunyan Krallığı'nın kurulmasından sonra Şirakavan şehrinin ve daha sonra Ani'nin korunmasını sağlamak için ciddi bir yeniden yapılanma sürecinden geçmişti. Kalenin 8 güçlü kulesi vardı. Savunma kalesi ve siyasi merkez olarak hizmet veren kale bölgede önemliydi. 1960'lı yıllarda havaya uçuruldu ve şu anda harap bir durumda. Kale, Şirak bölgesinin Yerizgavors köyünden açıkça görülüyor. Tiknis Kalesi mevcut durumuna rağmen Ermeni halkının tarihi mirasının önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Molen Fidel Le Plessis Robinson Parkı, 8 Eylül pazar günü ziyaretçilerin Ermeni geleneklerini ve kültürlerini tam anlamıyla tanıma fırsatına sahip olacağı Doğu Ermenistan'a açılan gerçek bir pencereye dönüşecek. İletişim komisyonu tarafından düzenlenen bugün keşif ve dostluk dolu harika yemekler, hediyelik eşyalar ve kültürel hazinelerle dolu unutulmaz deneyimler vaat ediyor. Ziyaretçiler Ermeni aşçıların hazırladığı geleneksel yemekleri tadabilecek. Her standda Ermeni kıyafetleri, el sanatları ve yerel ürünler sunulacak. Televizyon yönetmeni Jean-Pierre Fleury'nin Ermeni Annem kitabını tanıtacağı standına özellikle dikkat edilecek. Bugün aynı zamanda Fransalı Ermeni toplumunun çeşitli temsilcileriyle tanışma fırsatı da sunuluyor. Etkinlik kültürel keşif keyfinin yanı sıra insani açıdan da önemli bir öneme sahip olacak. Toplanan fonlar mülteci ailelerin ve artsaklı çocukların tıbbi ve sosyal desteği için kullanılacak. Ziyaretçiler bu etkinliğe katılarak Ermeni toplumunun mevcut sorunlarıyla doğrudan ilgili olan önemli bir insani amaca katkıda bulunacaklar. Ermenilerin aydınlık pencereli ve iki geniş odalı kendi okulları vardı. 6 yaşından itibaren okula gittiler. Harperdin, Berdak Köyü'nden 1903 doğumlu Sarkis Alemyan, 10 yaşındayken kilise sahnesinde Durya'nın Turuncu'nu okudu. Garnik Banyan, 1910'da doğdu, gülünde sadece bir yıllığına erkek öğrencilerin ve erkek öğretmenlerin bulunduğu okula gitti. Okulda dayak yoktu. Çocuklar şarkı söyledi, dans etti ve egzersiz yaptı. Misak Hralyan Tillum 1911 doğumlu. Çocukların okulun inşaatına katılarak saygıdeğer bir öğretmenin yardımıyla alfabeyi öğrendiklerini söylüyor. Hagop Holobikyan 1902'de doğdu. Harbert'te annesinin içinde kırtasiye malzemeleri bulunan küçük bir çantayı omuzuna nasıl astığını hatırlıyor. Kırlangıçlar okul binasının tavanına yuva yapıyorlardı. Fotoğrafta Bursa şehri, Surp Hripsimyans Koleji, ...1912 mezunları Müdür Garabet Demircan'la birlikte. Resimler Madenataran Müzesi'nde bulunmaktadır. Ermeni uygulamalı sanatının istisnai örneklerinin koleksiyoncusu olan Hamlet Hovsepyan... ...19. yüzyıldan kalma olağanüstü bir ayna örneğini sunduğu... ...tarihi öneme sahip fotoğrafları Facebook sayfasında paylaştı. Bu ayna sadece sanatsal bir değere sahip değil... Aynı zamanda Batı Ermenistan'ın kültürel mirasının ruhunu da yansıtıyor. Ayna, pratik ve sanatsal değerleri birleştirerek gerçek sanat eserleri yaratmayı başaran Ermeni ustaların yüksek kaliteli sanatına tanıklık ediyor. Hovsepyan kültür tutkunlarını ve tarih uzmanlarını Ermeni uygulamalı sanatının bu tür istisnai örneklerine daha fazla dikkat etmeye, bunların yalnızca sanat eserleri olarak değil aynı zamanda Ermeni halkının tarihinin canlı tanıkları olarak da değerlerini takdir etmeye çağırıyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.